Türkiye'nin organize suç dünyasında 2020'li yıllarda yaşanan dönüşüm toplumun dikkatini çeken ve derin etkiler bırakan önemli bir süreç oldu. Özellikle Sedat Peker'in Türkiye'yi terk etmesinin ardından boşalan suç örgütleri sahasında İstanbul gibi büyük şehirlerde ciddi bir güç mücadelesi başladı. Bu kaotik ortamda çeşitli yeni çeteler İstanbul'un yeraltı dünyasında kontrolü ele geçirmek amacıyla kendi aralarında kanlı bir savaş başlattı. Özellikle Daltonlar, Anucur, Redkit, Barış Boyun Uğurcan Gündoğmuş Çetesi ve Piton 82 gibi örgütler bu mücadelede ön plana çıktı. Ancak çatışmalar sadece İstanbul ile sınırlı kalmadı. Yunanistan, Irak, Ukrayna, Gürcistan, Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerde de suikastler ve saldırılarla uluslararası bir boyuta ulaştı. Sedat Peker, Türkiye'nin organize suç dünyasında uzun yıllar boyunca önemli bir isimdi. Çeşitli dönemlerde siyasete yakın durduğu iddiaları ve yeraltı dünyasındaki gücüyle bilinen Peker, bir dönem Türkiye'nin en etkili suç örgütü liderlerinden biriydi. Ancak Peker'in Türkiye'den ayrılması ve ardından başlattığı ifşaatlar zinciri ülkede büyük bir fırtınaya neden oldu. Bu gelişme yeraltı dünyasında ciddi bir güç boşluğu yaratmıştı. Bu boşluk, İstanbul'un suç ağını kontrol eden gruplar arasında büyük bir savaşa dönüşecekti. Sedat Peker'in Türkiye'yi terk etmesi, özellikle İstanbul'da yer alan ve onun etrafında şekillenen bazı çeteler için bir dönüm noktasıydı. Peker'in arkasında bıraktığı boşluğu doldurmak isteyen yeni gruplar hızla ortaya çıktı. Bu gruplar arasında hem eski yerleşik çeteler hem de yeni kurulan örgütler bulunuyordu. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hakimiyet kurmak isteyen bu gruplar kısa süre içinde birbirlerine karşı silahlı çatışmalara girişti. Bu süreçte ortaya çıkan kanlı hesaplaşmalar organize suç dünyasında kartların yeniden dağıtıldığını gösteriyordu. Sedat Peker'in yokluğunda ortaya çıkan güç boşluğunu doldurmaya çalışan yeni çeteler kısa süre içinde İstanbul'un farklı bölgelerinde kontrolü ele geçirmek için savaşa girişti. Ancak bu çatışmalar sadece İstanbul sokaklarında kalmadı. Organize suçun uluslararası boyut kazanmasıyla birlikte bu gruplar arasında Irak, Ukrayna, Gürcistan, Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerde de şiddetli hesaplaşmalar yaşandı. Daltonlar, yeraltının yeniden doğuşu. Daltonlar, İstanbul'un yeraltı dünyasında önemli bir yer edinmiş olan bir çete olarak bilinir. Peker'in yokluğunda bu grup İstanbul'un kontrolünü ele geçirmek için hızla harekete geçti. Özellikle uyuşturucu ticareti, haraç toplama ve silah kaçakçılığı gibi suç faaliyetlerinde etkin olan Daltonlar, rakip gruplarla kanlı çatışmalara girmekten çekinmedi. Çete üyeleri arasında disiplinli bir hiyerarşi bulunması ve dışarıdan yeni üyelerle genişlemeye çalışması Daltonları güçlü bir tehdit haline getirdi. İstanbul'un farklı bölgelerinde faaliyet gösteren bu çete kısa süre içinde gücünü arttırdı. Ancak diğer suç grupları da bu yükselişi durdurmak için karşı hamlelerde bulundu. Daltonlar sadece yerel suç gruplarıyla değil, uluslararası bağlantıları olan rakipleriyle de mücadele etmek zorunda kaldı. Bu mücadelenin bir parçası olarak Daltonlar İstanbul dışındaki uluslararası operasyonlarını da genişletti. Özellikle Gürcistan ve Ukrayna gibi ülkelerde de suç faaliyetlerine karışarak bu coğrafyalarda yeni bir güç merkezi oluşturmaya çalıştılar. Anucur çetesi, İstanbul'da yeraltı dünyasında hızla yükselen bir başka suç örgütü olarak bilinir. Bu çete, özellikle uyuşturucu ve insan kaçakçılığı faaliyetleriyle tanınır. Anucur çetesinin en büyük hedeflerinden biri İstanbul'un uyuşturucu trafiğini kontrol altına almaktı. Bu doğrultuda diğer çetelerle kıyasıya bir mücadeleye girdiler. Anucur'un yükselişi uluslararası boyutta da kendini gösterdi. Çete Avrupa'daki suç örgütleriyle bağlantılar kurarak Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde de faaliyetlerde bulundu. Bu ülkelerde yaşanan suikastler ve saldırılar Anucur'un ne kadar tehlikeli bir grup olduğunu ortaya koydu. Çete liderleri İstanbul'un yeraltı dünyasında büyük bir hakimiyet kurmak için uluslararası bağlantılarını kullanarak güçlerini pekiştirdi. Redkit çetesi İstanbul'un yeraltı dünyasında ortaya çıkan en gizemli gruplardan biri olarak dikkat çeker. Redkit, Diğer çetelerden farklı olarak daha organize ve profesyonel bir yapıya sahiptir. Özellikle siber suçlar, fidye yazılımları ve dijital dolandırıcılık gibi alanlarda faaliyet gösteren bu grup, klasik suç örgütlerinden farklı bir strateji izlemektedir. Ancak bu durum Redkid'in fiziksel çatışmalara girmekten çekinmediği anlamına gelmez. Aksine, grup hem dijital hem de fiziksel alanda bir tehdit oluşturur. Redkit çetesinin İstanbul'daki faaliyetleri diğer çetelerle olan çatışmalarıyla hız kazandı. Özellikle uyuşturucu ticareti ve kara para aklama gibi alanlarda diğer suç örgütleriyle rekabet eden Red Kid, rakiplerini zayıflatmak için siber saldırılara başvurdu. Bu yöntem, onları rakiplerinden ayıran en büyük avantajlarından biriydi. Ancak Red Kid'in bu stratejisi diğer çeteleri daha da öfkeli hale getirdi ve fiziksel çatışmaların şiddetlenmesine yol açtı. Barış Boyun çetesi, İstanbul'daki suç örgütleri arasında en kanlı hesaplaşmalara imza atan gruplardan biridir. Barış Boyun Özellikle suikastler ve organize cinayetlerle tanınır. Çete, İstanbul'un yeraltı dünyasında kontrolü ele geçirmek için rakiplerine yönelik çok sayıda suikast düzenledi. Bu suikastlar hem İstanbul'da hem de Avrupa'daki çeşitli şehirlerde gerçekleştirildi. Özellikle Fransa, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde yaşanan suikastlar, Barış Boyun Çetesinin uluslararası boyuttaki etkisini gözler önüne serdi. Barış Boyun Çetesinin diğer gruplarla olan mücadelesi, İstanbul'daki güç dengelerini değiştirmeye başladı rakiplerine karşı acımasız bir tutum sergileyen bu grup, diğer çeteleri ortadan kaldırmak için her türlü yöntemi kullandı. Bu süreçte hem Türkiye'de hem de Avrupa'da çok sayıda suikast gerçekleştirildi. Barış Boyun, liderlik mücadelesinde ön plana çıkmak için her türlü şiddeti ve yasa dışı yöntemi kullandı. Uğurcan Gündoğmuş çetesi, İstanbul'un yeraltı dünyasında hızla yükselen bir diğer suç örgütüdür. Özellikle haraç toplama, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı bahis gibi faaliyetlerle bilinen bu çete, İstanbul'un suç sahnesine hızlı bir giriş yaptı. Çetenin lideri Uğurcan Gündoğmuş, organize suç dünyasında kendisine geniş bir yer edinmek için hem yerel hem de uluslararası bağlantılar kurarak güç kazandı. Uğurcan Gündoğmuş çetesi İstanbul'daki diğer suç örgütleriyle sık sık çatışmalara girdi. Bu çatışmalar genellikle uyuşturucu pazarının kontrolü ve haraç toplama faaliyetleri üzerine yoğunlaştı. Özellikle Piton 82 ve Daltonlar gibi rakip çetelerle yaşanan şiddetli çatışmalar İstanbul sokaklarını kan gölüne çevirdi. Çetenin uluslararası boyuttaki faaliyetleri ise Irak, Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkelerde yoğunlaştı. Çete savaşlarının uluslararası boyutları. İstanbul'da başlayan bu kanlı hesaplaşmalar çok kısa sürede uluslararası bir boyut kazandı. Çeteler sadece Türkiye'nin sınırları içinde değil, uluslararası sahada da güçlerini artırmak ve yasa dışı faaliyetlerini genişletmek amacıyla çeşitli operasyonlar yürüttü. Özellikle uyuşturucu ve insan kaçakçılığı kara para aklama ve yasa dışı silah ticareti gibi alanlarda çeteler, uluslararası bağlantılar kurarak faaliyetlerini genişlettiler. Çeteler arasında en dikkat çekenlerden biri, uluslararası sahada etkili olan Barış Boyun Çetesi'ydi. Bu çete, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da düzenlediği suikastlerle yeraltı dünyasında bir tehdit olarak öne çıktı. Fransa, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde düzenlenen saldırılar, çete savaşlarının sadece İstanbul'un sokaklarında değil, aynı zamanda Avrupa'nın metropollerinde de yaşandığını gösterdi. Barış boyun çetesi, rakiplerini zayıflatmak ve gücünü pekiştirmek için uluslararası bağlantılarını kullanarak Avrupa'da çeşitli suikastler düzenledi. Ancak barış boyun yalnız değildi. Anucur, Daltunlar ve Redkit gibi diğer çeteler de bu uluslararası savaşın içinde yer aldı. Bu çeteler farklı ülkelerdeki suç ağlarıyla işbirliği yaparak gücünü artırdı. Özellikle Hollanda, Almanya ve Gürcistan gibi ülkelerdeki suç örgütleriyle kurulan bağlantılar, Türkiye'deki çetelerin faaliyetlerini genişletmesini sağladı. Uluslararası işbirlikleri, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi alanlarda büyük bir kazanç kapısı açtı. Barış Boyun çetesinin en dikkat çekici faaliyetlerinden biri Avrupa'da düzenlenen suikastlar oldu. Özellikle Fransa ve Almanya'da düzenlenen bu suikastlar, Halil Ay'ın ölümüyle son buldu. Avrupa'daki Türk mafyasının ne kadar tehlikeli bir hale geldiğini gösterdi. Bu suikastler genellikle çetenin rakiplerine yönelik planlı saldırılar şeklinde gerçekleşti. Barış Boyun çetesi, rakip çetelerin liderlerine ve önemli üyelerine yönelik suikastler düzenleyerek güç kazanmayı hedefledi. Fransa'da gerçekleşen en dikkat çekici suikastlerden biri Paris'te bir Türk restoranında işlendi. Bu saldırıda çetenin rakiplerinden biri olduğu düşünülen bir isim hedef alındı ve olay kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Benzer şekilde Almanya'nın Berlin kentinde de bir başka rakip çete lideri suikasta uğradı. Bu tür saldırılar barış boyun çetesinin ne kadar planlı ve acımasız bir strateji izlediğini gösterdi. Gürcistan ve Ukrayna, uyuşturucu kaçakçılığı ve çete savaşları, İstanbul merkezli çetelerin bir diğer önemli faaliyet alanı eski Sovyet coğrafyası oldu. Gürcistan ve Ukrayna, Türkiye'deki çeteler için önemli birer kaçış noktası ve operasyon merkezi haline geldi özellikle uyuşturucu kaçakçılığı ve insan ticareti gibi faaliyetlerde bu ülkeler çetelerin üst olarak kullandığı bölgelerden biri haline geldi. Gürcistan, Türkiye'ye yakın coğrafi konumu nedeniyle çeteler için önemli bir geçiş noktasıydı. Uyuşturucu ticaretinde kritik bir rol oynayan bu ülke, aynı zamanda çetelerin silah kaçakçılığı faaliyetlerinde de etkin bir rol üstlendi. Gürcistan'ın zayıf güvenlik altyapısı ve yerel suç örgütleriyle yapılan işbirlikleri, İstanbul merkezli çetelerin bu bölgede güçlenmesini sağladı. Daltonlar ve Anucur gibi çeteler, Gürcistan'da faaliyetlerini genişleterek hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya uzanan bir suç ağı kurdular. Ukrayna ise özellikle uyuşturucu ticaretinin önemli merkezlerinden biri haline geldi. Ukrayna'daki savaş ve politik istikrarsızlık, bu bölgenin organize suç örgütleri için cazip hale gelmesine neden oldu. İstanbul merkezli çeteler, Ukrayna'daki yerel suç örgütleriyle işbirliği yaparak büyük miktarda uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu sevkiyatlar genellikle Avrupa'ya ve Türkiye'ye yönlendiriliyordu. Çeteler bu bölgelerdeki zayıf güvenlik ve siyasi istikrarsızlıktan faydalanarak faaliyetlerini genişlettiler. Çeteler arasındaki çatışmalar, İstanbul'un sokaklarından Avrupa'nın metropollerine, İstanbul'daki çeteler arasındaki çatışmalar çok geçmeden uluslararası bir savaş haline dönüştü. Yerel çetelerin uluslararası bağlantıları sayesinde çatışmalar sadece İstanbul sokaklarında değil, Avrupa'nın büyük şehirlerinde de hissedildi. Suikastler, adam kaçırmalar ve bombalı saldırılar bu çatışmaların en dikkat çekici unsurları haline geldi. Ancak bu çatışmaların arkasında yatan temel neden uyuşturucu, silah ve insan ticareti gibi yasa dışı faaliyetlerdeki kontrol mücadelesiydi.